nasıl davranılmalı, tedavi merkezlerinin yetersizliklerinin hep altını çizdik. O günden bugüne acaba bir şeyler değişti mi? Yani siz takipçisi misiniz hala bu konunun? Takip ediyorum. Daha kötüye gidiyoruz Ya. Ayşegül Hanım. Çünkü ben işte geçen sene mesela bir anne bak, bu anne Roman Mahallesi'nde değil mesela. Olabilir işte, biz bir toplum olarak yaşıyoruz. Bir anne beni aylarca günlerce aradı oğlunu tedavi ettirmek için. Ben sıra bulamadım. Sıra bulamadım yani. Yeşilyurda yatıralım dedik, sıra çok. Manisa'ya gönderelim dedik, orada da sıra çok. 25 bin kişi sırada bekliyor Şegül Hanım. Geçen seneki veriler. Bu yıl daha da arttı. 30 bini belki de geçmiştir. Tedavi olmak için. Tedavi olmak için. Çünkü 3 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 5 kişi alıyorlar tedaviye. Yataklı tedaviye. Yatak sayısı yok. Yetersiz demek ki. Yetersiz. Şimdi bir kişi madde bağımlısı ise yataklı tedaviyle ancak düzelebilecek. Bu kişi bir sene beklemek zorunda. 9 ay, 8 ay beklemek zorunda. Ben defalarca söyledim. Bu amatemlerin sayısını arttıralım. Önergeler verdik. Burada görüştük, orada görüştük. Olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Devlet önlemini alamadığı için, çünkü tedavi etmiyor. O tedavi etmediğin kişi gene başlıyor zaten. Yani sana başvuruyor ama bağımlı olduğu için Tabii. Ağır basıyor. ağır basıyor, tedavi de olamıyor, devam ediyor. Devam ettikçe bu sefer haberler duyuyorsun. Yok anasını kesti, yok babasını kesti, yok kardeşini bıçakladı. Allah göstermesin. İşte yok sokakta başka bir şey Ya yapmış. da kendisine zarar veriyor. Kendisine zarar Görüntüler veriyor. görüyorum. Kanlar süzülürken her yerinden arkadaşıyla önce kendini kesti, sonra arkadaşıyla oturdu, sohbet etti diye kanlar akıyor Tabii her ki, yerinden. tabii ki. Bazen de Ayşegül Hanım, bunu tecrübe edilmiş bir kişi olarak, yani sokaktan bu bilgileri görmüş almış bir kişi olarak söyleyeyim. Yani kim şimdi böyle çok fakir bir mahallede, Roman Mahallesi demiyorum, başka mahalleler de var çünkü bildiğim. Çok fakir bir mahallede bir odalı bir gecekondunda yaşıyor. Kim orada yabancı madde satmak ister? Kim? Kimse. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Bunu legal hale getirmek için söylemiyorum bunu. Olayın gerçekliğini anlatmak için söylüyorum. Mecbur kalıyor biliyor musunuz? Çaresizlikten mi? Evet. Biraz önce dediniz de bir genci örnek verdiniz. O genç ne yapacak şimdi Ayşegül Hanım? Ne Mecbur kadar kalırsa. direnmiş ama Ne nereye yapacak? kadar? Nereye kadar? Ne yapacak? Sabah kalkıyor. 27 yaşında bir adam, eğer bir genç ben karnımı nasıl doyuracağımı düşünüyorum bugün diyorsa size, düşünün artık. O her an her şey yapabilir. Ve aç insan tehlikelidir bu Evet. her şartta, yani hangi Evet. ülkede olursa olsun Evet. aç insan tehlikelidir. Bize vekillik döneminde şu cümleleri çok söyleyen oldu. Ya vekilim, bakın ben bunu satıyorum ama ben satmak istemiyorum. Beni bir işe yerleştirsin devlet. Bana bir iş versin. Çünkü ben bunu satarsam bir gün tutuklanacağım, içeri gireceğim. Çocuklarımı kim bakacak? Ne olur bana yardım et. Farkında ama çıkamıyor artık o şeyin içerisinden. Çıkamıyor. Çünkü işte bu tür ön yargı haberleriyle de dışarıya işe gittiğinde adresin neresi? Bir Roman Mahallesi ise zaten fişlenmişsin sen. Sana kimse güvenmiyor ki. İyi bir adam o, iyi bir kişi olsa bile. Mecburen dönüyor. O kötü Tabii olduğunu bile bile devam ediyor oraya ve devam ediyor. tutuklanıyor belli bir süre sonra. Emniyet onu yakalıyor. Atıyor içeri. Uyuşturucu suçları da çok büyük suçlar. Yani ve ağır cezaları var. Ya yani en az yatarın 12-13 yıl, 15 yıl. Ve bu sefer ne oluyor? Dışarıda eşi kalıyor, 3-4 çocuk kalıyor. Onlar da perişan. Tabii. Onlar da bu sefer Bir kötü bağımlı. yola başvurmak Ya zorunda kötü kalıyor. yola. Anlatabildim mi? Bu sefer büyük bir sosyal patlama. Biz bunun işte önlemlerini hep ilettik, söyledik. Dedi ki mahallelerimizde gençlere ve kadınlara dönük mesleki bilgi ve becerilerini artıracak istihdam garantili kurslar açalım. Açalım. Aslında yapıldı da İzmir özelinde değil Ama mi? işte çok pilot oldu bunlar Ayşegül Hanım. O yapılanları aldık zaten. İlgili yerlere yerleştirdik, takip ettik. Ama o denizde bir damla gibi. Denizde bir damla. Ha, o performansı sergilemeyen devlet daha sonra o ailelere sosyal yardımlar kapsamında bir yatırım yapıyor. Ya biz dedik ki zaten sana onlar bir külfet. O külfeti oraya harcama, devamlı her ay değil. Bir sefer yap. Onların mesleki bilgi becerilerini geliştir.
sahada, piyasada onların da rekabet gücünü arttır ve onlara iş verelim. Ve bir daha onlara sosyal yardım verme. Yani kayıtlı istihdamlı bir yerde olsunlar, paralarını kazansınlar. Yani kısa vadede siz diyorsunuz yarıyı pansuman etmeyelim, evet. Bu yere açılmaya devam evet. edecek, bunu dikelim, evet. çözelim yani. Evet, çözelim, bunu söyledim. Ve Avrupa Birliği de zaten Türkiye'de hükümete bu konuda bir fon veriyor zaten. Bir fon veriyor yıllık. Yine malzemeler masada yani, sadece karışık evet. helva yapan veriyor. Yok yine. Bakın Ayşegül Hanım, en son yanlış hatırlamıyorsam 15 milyon euro bir bedel gelmişti. Hı hı. Proje kapsamında romanlara dönük Avrupa Birliği'nden, Avrupa Komisyonu'ndan hükümete bir bedel geldi. O bedeli hükümet ne yaptı biliyor musunuz? O hizmeti almak için ihaleye sundu. İspanyol firmasına verdi. O ihaleyi de, parayı da İspanyol firmasına verdi. Hı. Ya İspanyol bir firma Türkiye'deki romanların sosyal dönüşümünü nereden bilsin, nasıl yapsın? Nasıl yapsın? Geldiler. Kültür farklı, dil farklı, ya, din her farklı. Her şey farklı. Hı. Bir de projeyi öyle bir yapmışlar ki yöneticilere işte 4000 euro, 3000 euro, 5000 euro, koordinatör, danışman, bilmem ne. İşte şu bilmem yönetici, şu yönetici derken para eridi gitti. Roman mahallelerinde okullara da öyle bir çalışma yaptılar ki geldiler konteyner koydular Roman mahallelerinin olduğu bölgelerde. İzmir'de pilot da o projede. Çocukları okulun bahçesindeki konteyner içinde eğitmeye kalktılar. Zaten bu da ayrımcılık. Dedim ya, İspanyol firması nereden bilsin Türkiye'deki hassasiyetleri. Ondan sonra ona da itiraz ettik, onu kaldırdık ama para gitti bu arada. Ne kadar önemli bir sorunu çözebilecek belki kaynak. Tabii.